Sürekli izlenseydiniz ve her adımınızı sizi izleyen kişi için atsaydınız, her hareketiniz takip edilseydi, düşünebiliyor musunuz? Düşünce suçuyla yargılansaydınız, yani sırf düşündükleriniz yüzünden suçlu sayılsaydınız, sonra inandıklarınız değiştirilseydi, bugün A dediklerine yarın B deselerdi ve kimse bunu inkar edemeseydi. Hatta bugün A dedikleri her şeyi yok edip yerine B'leri koysalardı. Hafızanız yavaşlasa ve geçmişe dair her şey bulanıklaşsaydı. İnandığınız her şey yerle bir olsaydı, mücadele etmeye devam mı ederdiniz yoksa kafayı mı yerdiniz? Her şey yasak olsaydı. Bugün size 3 kitaptan bahsedeceğim. Bu kitaplardan ilki George Orwell 1984. Ben bugün bahsedeceğim 3 kitabı da yeni okumadım. Eskiden okuduğum kitaplardı ve bugün size bu kitaplardan bazı alıntılar yapacağım ve kitapları neden okumanız gerektiğini anlatacağım ve bence hepiniz ikna olup bu kitapları almak isteyeceksiniz. Çünkü bu 3 kitap da benim hayatımda okuduğum en iyi kitaplar arasında yer alıyor. Cesur Yeni Dünya'dan bahsetmiştim birkaç hafta öncesinde ve o video çok beğenilmişti. İzlemediyseniz şuraya bir bakın derim, Tanrı'ya Neden İnanırız videosu. Cesur Yeni Dünya ile 1984 sık sık karşılaştırılıyordu. Ben de 1984'ü ondan çok daha önce okumuştum. Ve kitap her şeyin yasak olduğu bir distopyada geçiyor. İnandıklarınızın tamamen değiştirildiği, her şeyin tam zıttının var olduğu bir dünyada geçiyor. Ve okuması zor ve sizi biraz üzecek bir distopya. Ama çok da uzak değil toplumlarımıza, bugünkü toplumlara. Çok da uzak bir distopya değil. 1984... Herkesin okuması gereken, herkesin bir şeyler öğreneceğine inandığım acayip bir kitap. Kitaptan bazı alıntılar okumak istiyorum size. Kısa kısa şeyler olacak. Umarım dinlersiniz. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Her şeyin ne kadar zıt olduğunu, aslında her şeyin ne kadar da bugüne yakın olduğunu biraz olsun anlayabilirsiniz belki de bu cümlede. İnsan ardında tek bir iz bile, bir kağıt parçasına karalanmış tek bir atsız sözcük bile bırakamadıktan sonra geleceğe nasıl seslenebilirdi? En iyi kitaplar aslında zaten bildiklerimizi söyleyen kitaplardır. Bir doğru vardı. Bir de doğru olmayan. Doğruya sarıldığın zaman tüm dünyayı karşına bile alsan deli olmuyordun. Ve benim en sevdiğim cümle kitaptaki ne biliyor musunuz? Delilik belki de tek kişilik azınlıktı. Kimse devrimi korumak için diktatörlük kurmaz. Diktatörlük kurmak için devrim yapar. 1984. Gerçekleşmek üzere olan bir distopya. Şimdi gelelim benim en sevdiğim yazarlardan biri olan, belki de en sevdiğim bilmiyorum, Paulo Coelho. Benim ilk en çok etkilendiğim kitaplardan bir tanesi olan, bu kanalda da ilk kitap önerisi yaptığım videodaki kitap, Paulo Coelho'nun Veronica Ölmek İstiyor'uydu. O kitap benim için yeri çok ayrı olan bir kitaptır. Kitabın arkasındaki yazıyı size okuyayım, biraz olsun kafanıza bir şeyler otursun. Fazla spoiler vermeden ilerliyorum, o yüzden çok rahat dinleyebilirsiniz. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir nasihatname, yazgına nasıl egemen olacaksın, mutluluğunu nasıl kuracaksın gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın dünyanın dört bir yanından bunca sevilmesinin gizi kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Ve çok güzel, kitabın kapağında çok güzel bir şey yazıyor. Diyor ki, simyacıyı okumak herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor. Çobanın hayallerinin peşinden koşmasını konu alan bir kitap. O kadar yılmadan devam ediyor ki yoluna. Bunu bir çırpıda okuyacaksınız. Bendeki Can Yayınları'nın küçük olanı ama tam metin. Yani büyük de alsanız aynı şeyi sağlayacak, fark eden bir şey yok. Alın okuyun ya. Bugün, bu arada bugün önerdiğim bütün kitaplar Can Yayınları'nın cep boyu olanları. Asla sponsorlu değil bu arada. Sadece seviyorum bu küçük kitapları. Bir de tam metin, yani değişen bir şey olmuyor ama az yer kaplıyor, hoşuma gidiyor. Size bu kitabın ön değişini okumak istiyorum. Hiçbir şey kaçırmayacaksınız yani. Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Kapağı yoktu kitabın ama gene de yazarın kim olduğunu anladı.
Oscar Wilde'dı yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Narkissos'u anlatan bir öyküye rastladı. Narkissos'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyordu Simya'cığım. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurgunmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü bile bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlısu gölünün kıyısına gelen orman perilerinin onu bir acı gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar Wilde. Neden ağlıyorsun diye sormuş orman perileri. Narkissos için ağlıyorum diye yanıtlamış göl. Ne var bunda şaşılacak demiş bunun üzerine orman perileri. Bizler ormanlarda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk. Ama onun güzelliğini yalnızca sen görebilirdin yakından. Narkissos yakışıklı bir genç miydi diye sormuş göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki diye karşılık vermiş iyice şaşıran orman perileri. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu ya. Göl bir süre sessiz kalmış. Sonra şöyle konuşmuş. Narkissos için ağlıyorum ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkissos için ağlıyorum çünkü sularıma eğildiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum. İşte çok güzel bir hikaye dedi Simya'cı. Okuyun ya. Okuyun. Ben bir daha okuyacağım galiba. Çok çok güzel bir kitap. Son kitabımız Zweig'ı ne kadar sevdiğimi artık biliyorsunuzdur. Bu kanalda kaç tane kitap önerisini verdim bilmiyorum bile. Çok yoğun psikolojik şiddete maruz kalan bir adamın elinde sadece bir satranç kitabıyla hayata nasıl tutunduğunu anlatan nefis bir kitap. Yine arkadaki sözünü okumak istiyorum. Rastlantı sonucu eline geçirdiği bir kitapla satrancın inceliklerini öğrenerek bu oyunu bir tutkuya dönüştüren ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin hummasına yakalanan Dr. B'nin öyküsüdür görünüşte satranç. Ama derinliklerde bir veda mektubudur aslında. Zweig'ın Brezilya'da sürgündeyken yazdığı ve Şubat 1942'deki intiharından birkaç ay önce tamamladığı satranç, Avrupa kültürünün nasyonel sosyalist tehlike altında yok oluşuna işaret eder. Avrupa kültürüne elveda derken yaşama da veda etmeyi seçen Zweig'ın yapıtı, gerilimli kurgusu ve kahramanın ruhsal gelgitlerinin işlendiği dokusuyla kısa ama her bakımdan etkileyici, olağanüstü bir uzun öyküdür. Zweig'ın son kitabı, intihar etmeden önce yazdığı son kitap. Kitabı elinize alır almaz bitireceksiniz. Bir saatinizi almayacak ve bu bir saat içinde çok şey öğreneceksiniz. Birkaç alıntı yapmak istiyorum kitapla ilgili müsaadenizle. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bizi tamamen hakim olan bir hiçliğe bıraktılar. Çünkü bilindiği gibi yeryüzündeki hiçbir şey bir insana hiçlik kadar baskı yapamaz. Düşüncelerim bitmiyordu. Yalnızlığın vermiş olduğu sinsi işkencesi sayesinde. İçimde bir şey haklı çıkmak istiyordu. Ve içimde sadece diğer benden başka savaşabileceğim hiçbir şey yoktu. Yalnızlığı daha bundan iyi nasıl anlatabilirdi acaba Zweig? Yalnızlık kelimesinden daha güçlü bu cümleyi nasıl kurabilirdi acaba? İçimde bir şey haklı çıkmak istiyordu ve içimde sadece diğer benden başka savaşabileceğim hiçbir şey yoktu. Zweig, satranç. Size çok sevdiğim, çok değer verdiğim 3 tane kitabımı anlattım. Ya ben ne diyebilirim ki? Bunları okumamanız için hiçbir neden göremiyorum. Bir an önce alın ve okuyun. Zaten okuyanların çok büyük bir kısmının hayranlıkla okuduğu kitaplar bunlar. Bunları okuyun. Bunlar çok değerli kitaplar. Bunlar herkesin okuması gereken kitaplar. Asla es geçilmemesi gereken kitaplar. Okumanızı çok isterim. Okursanız bana yazmanızı çok isterim. Ne diyebilirim ki? Çok severek çektiğim bir kitap videosu oldu. Çünkü bunları eskiden okumuştum. Şimdi size çekeyim diye tekrardan şöyle bir ne anlatıyordu hani yanlış bir şey söylememek için araştırırken tekrardan yaşamış oldum bu kitapları ve tekrardan bile okuyabilirim ki ben bir filmi tekrar okumam, bir kitabı okudum, bir kitabı tekrar okumam normal şartlarda ama bu üçü çok efsane kitaplar. Umarım okursunuz, umarım seversiniz ve umarım bana yazarsınız. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen bana yazın, söyleyin ki ben de devam edebileyim. Ama şunu tekrar ve tekrar söylemek istiyorum ki kitap içerikleri benim en severek çektiğim içerikler. Yapacak bir şey yok yani çünkü onları anlatırken çok heyecanlanıyorum. Umarım bir faydasını görürsünüz. Sizi çok seviyorum. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destek olmak için ki devam edebileyim yoluma.
Çünkü severek ilerlediğim bir yol bu benim. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.